Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere masaj tabancalarında sıkça karşılaşılan bir problemden bahsedeceğim ve bu problemin çözümünden bahsedeceğim. Gördüğünüz masaj tabancası Craftart markasına ait ve ben bu ürünü daha önce kanalımızda incelemesini yapmıştım. Biliyorsunuz bu tür tabancaları kullananlar bir zaman sonra, marka önemli değil arkadaşlar, bir zaman sonra sessiz motora sahip olmalarına rağmen artık ses yapmaya başlıyor. Çalışırken böyle bozulduğunu zannedebiliyoruz ve ben öyle zannetmiştim. Biraz araştırma yaptım ve bunun çözümünün ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Şimdi başlıksız bir şekilde bir çalıştırma yapacağım. Gerçi ben bunun çözümünü ilk başta yapmıştım. Şu anda çok fazla bir ses çıkmayacak ama sizlere bu sorunun çözümünden bahsetmeye çalıştığım için sadece nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Gene birazcık da olsa ses çıkıyor. Şimdi cihazımı başlıksız bir şekilde çalıştıracağım. Sesi dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Tabii ki çok fazla değil ama sizde belki çok daha fazla olabilir. İlk önce bir çalıştıralım. Ufaktan da olsa benimkinde de birazcık ses geliyor ve buna bir de başlık takacağım. Başlık taktığımız zaman daha da fazlalaşıyor arkadaşlar ses. İşte bu ses ilk aldığımızda, cihazı ilk aldığımızda ses çıkmıyordu. Bakın. Biraz da baskı yapacağım. Benim cihazda şu anda fazla değil ama sizde emin, bakın şimdi geldi. Biraz geldi. İşte bunun sebebi arkadaşlar, bu cihazın artık yağının azaldığından dolayı oluyormuş. Ben bunu servisine sordum. Bunda da ne yapacağız? Başlığımızı hemen çıkartıyoruz. Başlığı çıkarttıktan sonra şurada bir delik var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu çember geriye doğru gidiyor. Elimizde bunu geriye doğru ittirmemiz gerekiyor. Bastırdığım zaman hafif bir ittirmeyle gördüğünüz gibi bu geriye doğru gitti. Şu etrafın yağlanması gerekiyor. Buna da yağlama yaparken ben de WD-40'ın yağı var arkadaşlar. Birçok kimse biliyordur bunu. Çok amaçlı kullanılan bir yağ. İster bundan kullanabilirsiniz, isterseniz tıraş makinelerinden çıkan yağlar oluyor. Hani tıraş makinelerini yağladığımız yağlardan. Onlardan da kullanabilirsiniz. Bunu çok basit bir şekilde şu etrafına, içeriye kaçmadan şurada bulunan etrafına arkadaşlar yağ püskürteceğiz ve daha sonra çalıştıracağız. Ben şimdi yağlamamı yapıyorum. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama çok az bir şekilde yağlama yaptım. Bunu ilk önce çalıştırmadan önce şöyle halka çevirir gibi arkadaşlar etrafında çevireceğim. Yağ etrafına bulaşacak. Ve daha sonrasında bu makineyi bir 10-15 dakika çalıştırmam gerekiyor. Hemen cihazımı tekrar açıyorum. Bu şekilde çalışırken de sağa sola çevirirseniz, kendiniz biraz biraz hareket ettirirseniz arkadaşlar, bir 10-15 dakika çalıştıktan sonra bu cihaz yağlanmış oluyor ve sesi kesiliyor. Bayağı ciddi bir derecede kesiliyor. Yalnız şunu söyleyeyim, sıvı yağ kullanın arkadaşlar. Böyle kalın yağlardan kullanmayın. Hani belki bazılarınız grez yağı veya vazelin kullanmaya çalışabilir. Eğer o tür yağlardan kullanırsanız iyi bir sonuç vermiyor. İnce yağ kullanacağız. Bu motora zarar vermiyor. Korkmayın arkadaşlar. Bu bulunduğu çevreyi yağlamış oluyor. Buradaki mekanizma, hareket eden mekanizmayı yağladığımız için sürtünme azalacak. Bunu zaman zaman yapabilirsiniz. Ben bir ayda, 2 ayda, yani yoğun kullanıyorsam eğer, 1-2 ayda bir bunu artık yapıyorum. Ses ciddi derecede azalıyor ama bir zaman sonra tabii tekrar başlıyor. Bunun azalması için dediğim gibi yağlama yapacağız. Eğer yağlamayı şu anda az yaptıysanız durdurup tekrar yağ sıkıp tekrar devam ettirebilirsiniz. Cihazı elinizde biraz böyle oynatıp daha sonra bırakıp da 10-15 dakika bekletirseniz sesin kesildiğini göreceksiniz arkadaşlar. Bu tür ürünlerin, bu tür bakımlarının yapılması ile ilgili daha farklı videolarımız gelecek arkadaşlar. Eğer bir sorunuz varsa bana yazabilirsiniz. Ben yanıtlamaya çalışacağım. Veya dediğim gibi sorunlarla ilgili video çekmem, eğer imkanım varsa videosunu çekip yayınlayacağım arkadaşlar. Şimdilik bu videodan bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.